Şehrin patronları alanında başarılı iş insanlarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiki adresimiz İstanbul'da avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren bir firma. Firma, hukuk hizmeti sektöründe kurumsallaşmayla avukatlık mesleğinde kaliteyi artırmak, müvekkillerinin hukuki sorunlarını rasyonel, hızlı ve güvenilir bir biçimde çözüme kavuşturmak amacıyla Avukat Samiral Usboğlu tarafından kurulmuş bir firma. 9 seneyi aşkın süredir müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyorlar. Firma birçok alanda mesleğinde uzman kadrosuyla müvekkillerine hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Mikrofonumuzu avukat Samiral Usboğlu'na uzatıyor, çalışmaları hakkında kendisinden detaylı bilgiler öğreniyoruz. İyi seyirler. Biz firma olaraktan, organizatör olaraktan bir neredeyse 9 senedir artık bu hizmetteyiz. Bildiğiniz gibi yeni bir dalları açıldı artık bir grup olaraktan ekibimiz sağlara, sollara, her yere böyle diyeyim, uluslararası çalıştık, hizmet vermekteyiz. Müşterilerine ve insanlara hizmet etmenin en yönetim kurulu olaraktan, grup, grup olaraktan şekilde başladık. Ee, grupların ben size hangi dallarda hizmet vermekte olduğumuzu ben size geniş şekilde bir açıklamalarını yapayım. Her zaman önce hukuki ve adaletli kısımlarında müvekkillerinin, vatandaşların gelip bir hizmette yardım isteyen her bir kesin yanındadır. Önceliklerimiz bunlardır. Geri kalan kısımlarda ise biz hukuki anlamlarda yabancı vatandaşların en çok yabancı vatandaşlarla çalıştığımız için yabancı vatandaşların ikametleridir, çalışmalarıdır. Onlara hizmet vermekteyiz. Uluslararası organizatörlerimiz var. Onlarla anlaşmalarımız var. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti olaraktan kardeş ülke olduğumuz için iki devlet bir millet olaraktan biz her zaman hizmet vermekteyiz. Birçok avantajları var. Her bir vatandaşa vicdanlı şekilde hizmet vermekteyiz. Firma olarak hangi departmanlardan oluşuyor? Biraz daha detay istersek sizden. Bir de hukukçu kimliğinizle e, hukuk e, yasa yaptırımları konusunda, e, vizeler konusunda hukuki yaptırımları da e, biliyorsunuz ve yasalar doğrultusunda işlemleri yapıyorsunuz değil mi? Aynen doğru söylediniz. Sizin sorunuza cevap olaraktan ben size böyle söyleyeyim. Biz Schengen vizesi vermekteyiz yabancı vatandaşlara. Onların tek vizelerini sağlamakta değiliz. Onların hukuk alanlarında vicdani bir şekilde uluslararası vatandaşları, yabancı vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Onlar bizi mesela arayıp da söyledik de biz onların hizmetlerini tek şekilde karşılamıyoruz. Yani tek aradıkları dalda, alanda biz onlara hizmet vermiyoruz. Onların mesela artık şirketimize gelip bizimle tanıştıkları zaman... Biz bir aile oluşturuyoruz. Evet. Bizim her bir müvekkilimiz, vatandaşımız. Hizmet biziz, onlara hizmet vermekte. Biz kendi ailemizin, ekibimizin içine dahil ederekten biz hizmet vermekteyiz. Ve o hizmeti vererken biz önceliğimizi öne koymak zorundayız. Müşteri geliyor diyor ki bir mesela benim bu konuda yardıma ihtiyacım var. Biz ona tabii ki yasaları çiğnemeyerek de hukuki şekilde yardımcısı oluyoruz ve istediği bütün şekilde yabancı vatandaş geliyor diyor bizim diyor bu durumda bu şoya ihtiyacımız var. Biz onların artık yok diye bir şey yoktur hizmetimizi o konularda da sunmaktayız. Ev istiyor. Yerleştirmeni sağlıyoruz evet. ekibimiz olaraktan biliyorsunuz biz bir ekip olarak. Aynı zamanda e, Semiral Hanım e, peki kişi geldi e, evet vizelerini e, yaptınız e, ekibiniz gerçekten bu anlamda çok profesyonel çalışıyor arkanızda çok güçlü bir ekibiniz var. Peki kişi geldi yatırım yapmak istedi bu anlamda da yönlendirmeler yapıyor musunuz? Danışmanlık hizmeti veriyor musunuz? Tabii ki hukuki açısından bütün hukuki hizmetlerinizi vermekteyiz. Önceliklerle vatandaşın hangi hizmetlerde bizden destek istediklerine bağlıdır. Biz hem de bir Hukukçular olarak da bir ekibimiz oluşmuş ve organizatör olarak da bizim ekiplerimiz vardır. Hizmet vermekteyiz. Her bir vatandaşa, her bir müvekkilimize, her bir müşterimize biz canla başla hizmet etmekteyiz. Ve bize müracaat ettikleri, başvurdukları anda biz tabii ki önce hukuk ve kimliklerimizle öne sürürüz. Yakışan bir şekilde hizmet vermekteyiz. Hem çalışma hem yerleşme değil mi? Evet, yabancı vatandaşların çalışması da yerleşmesi de onların sağlık sigortaları da onlarla. Bütün hizmetlerini vermekteyiz tabii ki ekip şeklinde, tek benim elden, tek elden ses çıkarmak kesinlikle kesinlikle. Aynen biz hep birlikte grup olarak oluşmuşuz, bir aileyiz vatanımıza, milletimize hizmet ediyoruz. Değil mi? Azerbaycan diyoruz, Türkiye diyoruz. Ee, baktığınız zaman gerçekten çok başarılı işlere, e, imzalar atıyorsunuz. Buradan da gurbetçi dostlarımıza e, seslenelim, bilgi verelim, değil mi? Büyük başarılı e, işlere imzalar atmış, atmaya da devam ediyor. Sevgili izleyenler ki geçen hafta ödül töreninde çok özel bir organization'dı. Benim de görev aldığım e, bir organizasyonda ödül aldınız, ödüle layık görüldünüz. Evet. Ben çok gurur duyuyorum yani kendi alem adından bu ödüle layık görüldük şirketimiz ve kendi nüfusumuzu her zaman vicdanı ahlakı şekilde bütün dünyaya uluslararası takdim etmez, etmekteyiz tabii ki ve bütün devletimize milletimize herkese hizmet etmekteyiz çünkü bu bizim insani borcumuzdur. O organizasyonda da gerçekten hani ben de görevli olduğum için bizzat biliyorum böyle seçkin e, gruplardan biriydiniz seçkin firmalardan biriydiniz. Evet, buradan Atakan Bey'e ve Koray Bey'e çok, çok derin teşekkürümü bildiriyorum. Çok güzel de bir organizatör takdim olundu. Dünya arasında, dünya ulusları girişimciler ve hukukçular arasında ilk ödülü alanlardan birisi olaraktan. Bunun bir e, sevinci, Ayrıca benim var. için ayrıcılığı var tabii ki. Bir de biliyorsunuz e, kardeş ülkeden e, vatandaşı, kardeş ülkenin evladı olsam da ama ben her zaman Türklülüğümle, soyluluğumla, gurur duyuyorum. Kesinlikle. Bütün Türk halkına ve Azerbaycan halkının adından aldım ben ödülümü. Bütün kadınların savunmalarının adından aldım. Ve onur ve başarılıklarla her zaman devam etmekteyiz. Onun için benim için bu ödülün tam bambaşka bir e, bu dünyada ilk bir açıması vardır. Çünkü ben bunu ekibimle alın teri dökü tükerekten almışız. Yani biz bunu böyle... Arkasıda çok güçlü bir ekiple evet. geldiniz zaten. Bunu da Doğru. söyleyelim. Doğru. Mesela benim ekibim benim için bu hayatta her şeydir doğru bazen bağırıyorum bazen çağırıyorum <laughs> evet. ama ben de her zaman onların en iyi makamlarda yetişmesini, müşteriye güzel bir şekilde hizmet vermesini, müşteriyle konuşma tarzlarını kontrol etmelerinde hmm. bazen belki kırıyorum bazen belki İş hayat ağlatıyorum efendimi ama güldürmek var. için. Benim e, hep kullandığım bir cümle var yani dedelerimizden gelen bir cümle diyor ağlatanın yanında otur, güldürenin yanında asla oturma Kesinlikle. çünkü ağlatan seni uçuruma götürür, ağlatan seni güzel bir hayata sürdürür, Hı -hı. Güldürense seni hep böyle uçurumlara bir, bir sürük de olsa götürecek. Ağlatan seni zorlaştırıyor. Nasıl bir laf var ya birisine ekmek vermeyi öğret, para vermeyi değil. Yani Hı -hı. para ister verirsin, ona onu bence acil olaraktan ona hizmet vermeyeceksin. Evet. Onu O parayı kazanmanın nasıl zorluklarla olduğunu öğretmek zorundasın ve tuttuğun eli çukurdan çıkartmak zorundasın ki hizmet vermek zorundasın. E, gerçekten çok yönlü bir kişi de var. Semir Başarı da herhalde buradan geliyor ve aldığınız ödüllerle de e, başarılarınız taçlandırılıyor. Ekip olarak değil mi? Tabii ki ekibim alem adından. Bunu ben tek başıma tek elimle almadım. Yani bütün ekibim adından alıyorum. Kesinlikle. Tabii ki benim her zaman yanımda olan, bugüne kadar benimle beraber savaş veren bir kişilerden biri de benim muhalim abim de her zaman bana sakin ol her şey güzel olacak. Kus pişmeyince. Evet. Hazreti Elen'in diyor hep o bana söylüyor. Hazreti hmm. Elen'in bir misal var diyor. kus kışmayınca hiçbir el uzanmaz hizmetine, koşulmaz. Kesinlikle. Peki son olarak Semirel Hanımcığım sohbet o kadar güzel ki çok güçlü bir ekipsiniz gerçekten. Ee... Aile olarak, ekip olarak hedefleriniz nelerdir? İlerleyen süreçlerdeki koyduğunuz e, hedefleriniz, e, amaçlarınız? Dediğim gibi tek alanlar organizatör, hukukçuluk, vize işlemleri, danışmanlık, yabancı vatandaşların yerleşimini sağlamaktan önce de sonrası da her zaman. Mesela kardeş ülke Azerbaycan yani bizim vatanımız, devletimiz biz artık önceliğimizi bu yakın günlerde bir buçuk ay sürer. Bir büyük organizeye imza atacağız. İnşallah ki biz ekip olaraktan çalışıyoruz ve hizmet vatanımıza eğer biz namusumuz, gururumuzla bir hizmet veriyoruzsa demek ki o bizim için bu hayatta en başarılı onaydır. Bu arada Azerbaycan'ın en iyi hukuk ve organize şirketi ödülünü avukat Samiral Usboğlu alıyor. Kendisini tebrik ediyoruz kültür ve turizm bakanlığı daire başkanı Samer Arıkan ödülü takdim edecek Samirel Usboğlu'na. ödülünü aldıktan sonra sahnede duygularını paylaştı. Ben kendimi Türkiye'de hissetmiyorum. Yani yabancı bir ülkede hissetmiyorum. Azerbaycanlı olsam da. Herkese başarılar diliyorum. Çok Kendi vatanımda bu ödülü bütün kadınlarımızın, beyefendilerimizin vicdanla, ahlakla bu ödüle layık görülen her bir kesi tebrik ediyorum. Ve başta Atakan Bey, Faya Koray Bey size de teşekkürümü bildiriyorum. Bu ödülü bize de layık gördüğünüz için teşekkür ederim.